Bugün yoğun da gündemimiz var. Bak sizler için de hediyelerim var. Hediyelerim var. Bak Fenerbahçe'ye bütün takım imzalı 5 tane forma yeni bugün geldi hepsi. Sağ olsun takımımıza teşekkür ediyorum. Benim en sevdiğim forma da bu. Bak bu elimdeki en sevdiğim bu 5 tane. Bunlardan 2 tane, 3 tanesi çubuklu. 3 tane çubuklu, 2 tane sarı. Bak bu da sarı. Benim en sevdiğim forma arkadaşlar bu. Arda'ya da çok yakışıyor. Bu arada Arda ile başlayalım. Arda Güler'le başlayalım. Bir tane de Icardi. Icardi forması. İşte yine bütün takım imzalı bir tane de Icardi forması. Bu yarın gidecek bir tane kardeşimize, engelli bir kardeşimize gidecek. Onu çekilişle falan filan vermiyorum. Bir engelli kardeşimize, deprem bölgesindeki engelli bir kardeşime sözüm vardı. Sağ olsun Galatasaray Kulübü de gönderdi bize. Teşekkür ediyorum kendilerine. Erol Ay, aslan kardeşim burada. Mustafa Kılıç, abi Sergen Yalçın ya. Sergen Yalçın konusunda konuşacağız. Bulgaristan'a selamlar kardeşim. Abi oğlumun adı bile Can Bartu. Ona çok güzel bir hatıra olur. İnşallah bana nasip olur. Ellerinden öper abi 2 yaşında. Ramazan Koçarslan. Abone olup katıldık abi. Evet katıl butonuna da arkadaşlar katıl butonuna da katılmanız lazım. Yani kanalımızdaki katıl butonuna da katılmanız lazım. Şimdi Arda ile başlayalım. Arda Güler'le ilgili Fabrizio Romagna diye Fabrizio Romagna mı Romani mi? Neyse bilmiyorum. Tecoti mi Cecoti mi onu tam bilmiyorum ama bir tane biliyorsunuz İtalyan bir gazeteci var. Benim ülkemdeki spor medyası da Levent Ümiteroğlu'na kinlerinden hepsi İtalyan sever oldu. Yani tam bir İtalyanımsı oldular hepsi. Kaynaklar oralar falan filan. Kendileri iş yapamıyor tabii. Hani bizden çaldıkları zaman artık siz kafalarına vurduğunuz için şimdi ne yapıyorlar? İtalya'ya rotayı İtalya'ya çevirirler. Bu arkadaşımız Arda Güler'le ilgili bugün haber yapıyor. O sevgili kardeşimizin yıllardır menajerlerle çalıştığını da çok çok iyi biliyorum. Bunların bir de bu tip medya mensuplarının, bu İtalyan Fabrizio gibi, bir de bunların Türkiye ayağında olanlar var. Aynı bunlar gibi menajerlerle beraber iş yapan, hem medya mensupluğu yapan, hem muhabirlik yapan, hem de menajerlik yapan yaz dönemlerinde ve kış dönemlerinde menajerlik yapan menajerlerle beraber bunların da buradaki ayakları var zaten. Şimdi Arda Güler'le ilgili şunu söyleyebilirim. İyi bildiğim bir şeyi söyleyebilirim. Arda Güler'i Fenerbahçe satmayı kesinlikle düşünmüyor. Arda Güler'in de ben Fenerbahçe'sinde kupa kaldırmadan hiçbir yere gitmeyeceğine inanıyorum. Bu arkadaşımıza da böyle bir cevap veriyorum. Bu da bizim özel haberimizdi zaten. O bakımdan arkadaşlar ben Arda Güler'in yeni sezonda da Fenerbahçe'sinde kalacağına inanıyorum. Başkanımızın da onu asla göndermeyeceğine inanıyorum. Hangi teknik direktör gelirse gelsin Arda Güler'i zaten göndermek istemez. Arda Güler'in ben yeni sezonda daha da iyi şanslar bulup Fenerbahçe'yi daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bir abisi olarak, onu çok seven bir abisi olarak. Yani bu tarz insanların, bak mesela şunu söylemek istiyorum. Edin Zeko Fenerbahçe haberini biz yapıyoruz. Yaptığımız zaman o İtalyan medyası kendi ülkelerinin takımı olmasına rağmen ayakta uyuyorlar. Yani biz Türkiye'den onlara röveşata yatıyoruz. Onlar uyuyor. Şimdi manşetlerine koyuyorlar. Bizim başta Fenerbahçe taraftar sayfaları olmak üzere medya mensupları da bu ülkedeki spor medyası da İtalyanları kaynak gösteriyor. Buna Çağlar Söyüncü'yü de katabiliriz. Buna Merih Demirali de katabiliriz. Bunu Hakan Çalhanoğlu'nu da katabiliriz. Bunlar hep İtalya gazetecileri uyurken bizim Türk sporun dibi komun yaptığı özel haberler. En son Çağlar Söyüncü işte. Çağlar Söyüncü için bu ve buna benzer İtalyan'ı Türk'ü Fenerbahçe haberleri yapıyorlardı. Fenerbahçe olmayacak Atletico Madrid ya da Roma diyorduk 10. ayda. İtalyanlar bu
Yere göre sığdıramadığımız İtalyanımsı arkadaşlar ve İtalyanlar ayakta uyurken biz bu özel haberleri yaptık. O yüzden Fabrizio Romanzio, yok Di Marzio, yok Tecatito Ciccotti falan. Bunlar benim için çok büyük bir önem taşımıyor. Çünkü ben bunlara Raşit Gezal, Rozier, Vedat Muriç. Düşün, Vedat Muriç nereye gitti arkadaşlar? Lazio'ya gitti. Değil mi Fenerbahçe'den? Lazio nerenin takımı? İtalyan takımı. Bu adamların hepsi uyuyordu. Onu da bir tüp patlattı. Yani Levent Ümitel olan Fenerbahçe'ye gelişini söyledi. Hem Lazio'ya gidişini söyledi. Bu, hadi Fenerbahçe'ye gelişinden bunlar uyudu. Ulan Lazio geliyor, haberiniz yok. Yani o bakımdan bu insanları böyle çok kafanızın üzerine çıkartmayın. Bizim ülkemizde genç kardeşlerimiz de var. Bunlardan çok daha başarılı. Menajerlik yapmadan, bunlar gibi menajerlik yapmadan, menajerlerin affedersiniz kuklası olmadan emek vermeye çalışan her takıma ait bir sürü medya emekçisi kardeşimiz var, abimiz var. Bence bunlara hak ettiği değeri verirseniz çok daha iyi olur. Şimdi Montella'la ilgili Sayın Başkan'la İtalya'da yemek yedi. Hala o yemek bitmedi herhalde. Hala Sayın Başkan masada. Montella ile beraber. Ne yiyorlarsa artık bunlar bu kadar uzun zamandır. O yüzden bu haberler doğru değil bir defa. Ben bunu söyledim. Bunu ben hem Adana Demirspor tarafından teyit ettim, hem Fenerbahçe tarafından teyit ettim. Bu Montella haberlerini neden uydurdular onu pek anlamış değilim. Montella'nın Fenerbahçe'de gündeminde olmadığını biliyorum arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim Montella ile ilgili. Abdullah Avcı ile ilgili Fenerbahçe taraftarı, biz sporun dibi ve medya ve diğer ülkedeki ulusal medya dahil Abdullah Avcı Fenerbahçe konusuyla ilgili en önemli sözü bence Fenerbahçe taraftarı verdi. Ben böyle düşünüyorum. Gerek Fenerbahçe'nin bireysel taraftarları, gerek Fenerbahçe taraftar sayfaları, hepsi Abdullah Avcı isminde gerekli tepkileri verdi. Ben ona rağmen, yani Sayın Abdullah Avcı ile Fenerbahçe adına görüşmelerin olabileceğini de düşünmüyor değilim. Bak bunu da peşin peşin söyleyeyim. Yani ona rağmen bu kadar büyük o isme, Fenerbahçe camiasının 7'den 77'ye bu kadar büyük tepkisine rağmen Fenerbahçe yönetim kurulundan bazılarının, İsim vermeyeyim, Sayın Abdullah Avcı ile görüşeceğine inanıyorum ben. Yani Sayın Abdullah Avcı'nın onlara bir sunum yapacağına inanıyorum ben. Ya bir de futboldaki bu sunumu anlamış değilim yani. Hani bir teknik adamın sunumunu anlamış değilim. Neyin sunumu? Bir teknik adam başarılıysa başarılıdır. Kariyeri ortadadır. Hangi sunum? Mesela sevgili Sergen Yalçın'a bize sunum yapar mısın dendiği zaman ben vereceği cevaptan adım gibi eminim yani. Hani neyin sunumu? Kupalar, başarılar, sunum bu. Yani bunun başka bir sunumu olamaz diye düşünüyorum. Değil mi? Çok saçma değil mi arkadaşlar yani? Yani neyin sunumu? Türkiye'de mafya başkan şampiyon yapar. Aziz Yıldırım, Saadettin Saran, Hakan Bilal göreve, yoksa 28 yıl daha şampiyon olamamı yapmazlar diyor Erhan Yüksel. Ben buna katılmıyorum. Ben buna hiç katılmıyorum sevgili kardeşim. Görüşüne saygı duyuyorum ama hiç katılmıyorum. Arkadaşlar şu anda 606 kişi var burada. 606 kişi. Ben bu rakamın bu gece 1000 olmasını istiyorum. Çünkü ben tek yayın yaptığım zaman 1000 oluyor. Başkalarını aldığım zaman düşüyor. O yüzden beni mahcup etmeyin. Yayını bol bol likelayın. Bak 606 kişi, çok rica ediyorum. Beğen tuşuna basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Sticker'larımız gelmeye başladı. Berat kardeşim 22 TL attı. Sen kralsın diye abone ol ve katıldım inşallah çıkar diyor Berat kardeşim. Teşekkür ederim. Kesene bereket. İsmail Koldaş kardeşim de burada. Evet. Arkadaşlar tek yayın gerçekten zor oluyor ama ne yapalım, sizlerle şu ara böyle yapacağız. Daha sonra yeni yapılacak olan stüdyomuza geçeceğiz. Daha da güzel konuklar da alacağım. Sizlerin çok seveceği konuklar da alacağım. Onları da böyle montajlı falan yapmayı düşünmüyorum. Yani futbol dünyasının önemli isimleriyle
Hiç böyle banttan çekmeyi falan düşünmüyorum. Canlı stüdyomuzda ama canlı öyle programlar yapacağız. Öyle sohbetler, öyle futbol programları yapacağız. Yani banttan çektik de buradan bunu kırptın da buradan şunu çektin de ben her zaman canlı taraftarıyım. Onlar da beni kırmazlar zaten. Onları nereye çağırırsam o dostlarımız da abilerimiz de bizim için gelirler. Ondan kimsenin de şüphesi olmasın. Önümüzdeki zamanda yani bu yaz döneminde sizlere çok önemli sürprizlerim olacak. Bodrum'dan da olacak, Çeşme'den de olacak. Olacak yani. Antalya'dan da olacak. Hiç merak etmeyin. Orada önemli canlı yayınlar yapacağız. Önemli, çok sevdiğiniz insanlarla. Şimdi Sergen Yalçın konusuyla ilgili şunu söylüyorum arkadaşlar. Sergen Yalçın'la görüşülmedi. Sergen Yalçın'la aranılmadı. Sergen Yalçın aranılmadı. Sergen Yalçın düşünülüyor mu? Mantık yürütüyorum. Düşünülmesi gerekir. Yani bugün Abdullah Avcı düşünülüyorsa, bugün Montella düşünülüyorsa, bugün Lücescu düşünülüyorsa, Sergen Yalçın'ın düşünülmemesi bence çok saçma benim gözümde. Yani bu isimlere Fenerbahçe gidecekse Sergen Yalçın'la da en azından bir görüşmesi lazım diye düşünüyorum. Sergen Yalçın'a böyle bir teklif, böyle bir buluşma talebi gelmedi. Buradan mantık yürütüyorum. Diyorum ki herhalde Sergen Yalçın bizim Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun listesinde değil. Aklında değil. Düşüncesinde değil diye düşünüyorum ben. Yani ben görüşülmesi gerektiğini, karşılıklı bir araya gelinmesi gerektiğini söyledim. Değil mi? Kaç zamandır da bunu söylüyorum. Zaten Jorge Jesus'un gideceğini de biliyordum. Bunu söylüyorum. Hem taraftarımıza söylüyorum. Hem de camia büyüklerime de bunu söyledim. Tabii burada karar yetkisi o verecek olan onlar. Bana kalsa ben Sergen Yalçın'ı Beşiktaş mağlubiyeti gecesi getirirdim. Takım da şampiyon olurdu. Çünkü biliyorum ben bunu yapacağını yani. Ben bunu yaparım ama ben yönetim kurulu da değilim, yetkili de değilim. Yönetim kurulunda söz hakkım da yok. Ben normal bir medya emekçisiyim, bir Fenerbahçeliyim. Bunu ben sadece önerebilirim yani. Yoksa ama şu ana kadar buluşuldu, yemek yenildi. Geçtiğimiz hafta bunlar çıkıyordu medyada. Yani bazı medya mensuplarımıza bir bakıyorum. Sayın Başkanı ben geçenlerde gördüm gayet fit. Gayet sportman. Yakışıklı adam yani. Hiç kilo aldığını da görmedim. Hani bizim bazı medya mensuplarına göre bizim Sayın Başkan teknik direktörlerden yemek kalkmıyor yani. Hani gece gündüz yemek yiyor teknik direktörlerle. Abdullah Avcı'yla yedi. Sergen Yalçın'la yedi. Montella'yla gitti. İtalya'da yedi. Lücescu'yla yedi. Hani herkesle bir yemek yiyor. Yani Sayın Başkan bu haberler doğru olsa arkadaşlar Sayın Başkan 150 kilo falan olur yani bir haftada. Hani kimseyle yemediğini de ben biliyorum. Kimseyle buluşmadığını da biliyorum. Kimseyle detaylı anlamda daha net olarak görüşmediğini de biliyorum. Bazı yabancı hocalar hariç. Muharrem kardeşim, Muharrem satılmış abi hoca konusu artık halledilmeli geç kalıyoruz diyor. 44.99'da sticker atmış bize. Teşekkür ediyorum kardeşim. Arkadaşlar bu atacağınız stickerlar az veren candan verir. O yüzden kanalımızın da büyümesini istiyorsanız, ekibimizin de rahat çalışabilmesini istiyorsanız, arkadaki sporun dibi ekibinin de rahat çalışabilmesini istiyorsanız, bu stickerlarımızla kanalımıza destek vermeniz çok önemli. Kanalımızın büyümesi açısından. Yani çünkü bu sticker sayıları yükseldikçe bu kanalda büyüyor. O yüzden sizden rica ediyorum desteklerinizi esirgemeyin kanalımızdan. Yani Sergen Yalçın konusunda daha da fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Sergen Yalçın'ı kimseyle de kıyaslamak istemiyorum. Mevcut adı geçen hocaların hiçbir tanesiyle ben Sergen Yalçın'ı kıyaslayamam. Özür dilerim. Kıyaslayanlara saygı duyarım ama ben kıyaslayamam. Yani ben futboldan o kadar uzak bir insan olmadığıma inanıyorum. Futbolu da iyi bildiğime inanıyorum. Mevcut adı geçen insanların hepsinden de Sergen Yalçın'ın daha başarılı olduğunu, futbolu daha çok bildiğini, liderlik, karizma, başarı ve disiplin anlamında hepsinden daha üstte olduğunu biliyorum.
Bildiğim için de bunu iddia ediyorum. Bu şekilde tabii görüşürse Fenerbahçe kulübü Sergen Yalçın bu teklife asla hayır demez. Bak asla hayır demez. Bunu söylüyorum. Size gidip de bunun haricinde başka yalanlar mı anlatayım? Dün görüştü, yarın aranacak. Sergen Yalçın geliyor. Emojiler mi atayım yani? Hani Sergen Yalçın gelirse zaten bunu biz size söyleriz arkadaşlar yani. Ama şu anda öyle bir durum yok. Montella ile ilgili de bir durum yok. Bak demin örnek veriyorum mesela. Yemek yedi. Sorsanıza o yemek yedi diye uyduranlara yemekten kalkmadılar mı hala? Niye sormuyorsun? Levent Ümiteroğlu gelip bütün detaylarıyla geçmiş dönemdeki Eren Zahavi transferini bütün detaylarıyla tek doğru anlatan Levent Ümiteroğlu her emeğinin altına gelip bunları yazıyorsunuz. Bu adamlara niye yazmıyorsunuz? Yemekten kalkmadılar mı daha diye? Niye? Derdiniz Levent Ümiteroğlu mu sadece? Sevgili kardeşlerim yani. Hani ben size o süreci en doğru şekilde anlattım. Benim binlerce doğrum var. Ve bana onu yazan kardeşlerimi de ben o doğruların hiçbir tanesinde göremedim akde isliminde. Şimdi de ben onlara bir adres gönderiyorum. Bir adres söylüyorum. Diyorum ki şu onunla yemek yedi, bir saat önce bununla yedi, 2 saat sonra bununla yedi. Bir sorsanıza bakayım bu yemek ne zaman bitecek? Ne zaman kalkılıyor yemekten? Nerede yemişler bu yemekleri? Mesela bunları sorun yani. Ben bu sorularınızı hiç görmüyorum. Mesela adam Montella ile ilgili uyduruyor. Sergen Yalçın'la ilgili uyduruyor. Doğrusunu söylüyorum. Bana uyduran adamın dediklerini söylüyorsunuz. Göreceğiz diyorsunuz. Lan neyi göreceğiz yani? Hani uyduran onlar. O zaman bana sormayın. Yani burada sizlerle dertleşiyoruz da o zaman bana sorma kardeşim. Adam yazıyorsa Montella ile şu anda yemekte İtalya'da diye. Oradan devam edin. Bana gelip niye soruyorsunuz? Bana hem sorup hem cevabını aldıktan sonra bu haklı yemekteler. Ama bitmedi yemek yani. Ne yemek bitti, ne kahvaltı bitti, ne kahve bitti. Hiçbir şey bitmedi yani hala. Onlara göre hala yemekteler. Haksız mıyım arkadaşlar? Allah'ını seviyorsanız. Yasin'cim çok teşekkür ediyorum. Gözlemci kardeşim teşekkür ediyorum. Gözlemci diyor ki biz kavgadan kaçmayan, mücadelenin içinde olan, baskıyı kaldırabilecek olan Sergen Yalçın'ı istiyoruz. İşte ben de bu yüzden Elif geldi mi ben? Elif. Geldim mi arkadaşlar ben? Düştüm mü ne oldu bilmiyorum anlamadım ama. Bir dakika. Vallahi düştük galiba. Düştüm mü haberim yok. Düştüm mü devam mı ediyor? Bakayım canlı sohbete. Geldim mi? Yayın koptu arkadaşlar. Kusura bakma. Nazar vardır. Nazar ettiler bize. Hain insanlar. Nazar ettiler bize. Şimdi evet soruları alalım. Elif görüyorsan sen beni. Yayındaysan eğer. Elifciğim
Hiç haberlerden falan koymayacaksın galiba, değil mi? Yasin kardeşimiz orada takılı kaldı. Sesin mi az geliyor? Bir dakika. Şimdi iyi mi geliyor? Şimdi iyi mi geliyor arkadaşlar? Sesimde sıkıntı var mı? Ufukçum teşekkür ederim. Sesim iyi mi? Elifçim sen bana WhatsApp'tan öteki numaramdan yazsan mı acaba hani? 10 14 14'ten. Çünkü sen de mi koptun? Ne yaptın? Ben anlamış değilim. Arkadaşlar vallahi bak. Allah bana yemin ederim harbi sabır vermiş. Bak. Harbi sabır vermiş yani. Yani bu yayına 2 dakika var. Elif diyor ki abi benim kopuyor. İnternetim koptu. Oradan koptu. Bu gece yapacağım. Efendime söyleyeyim. İşte bir tanesi yok ben gelemiyorum ben edemiyorum. Bak buradan yemin ediyorum. Cem Yılmaz Rahim. Kimse kusura bakmasın. Severim kardeşimdir. Bundan sonra bir daha yayınmayı yapmıyorum kardeşim. Tamam, kimseyle yayın yapmıyorum. Bak net. Açık açık söylüyorum. Bundan sonra spor camiasında benim konuk alacağım programlarda hariç, önemli insanlar hariç hiçbir tanesinden daha yayın yapmıyorum. Ne burada, ne televizyonda. Bak ne burada, ne de televizyonda. Ve gerçekten çünkü bu kadar da olmaz yani. Hani bak bu yayına ben diyorum ki başlarken bu eksik mi, şu eksik mi, bu tamam mı? 5 dakika kala o böyle oldu, şu şöyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Artık gerçekten de bıktırıyorlar. O yüzden bundan sonra hiç kimseyle burada yayın yapmayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hatta siz ne kusura bakacaksınız? Onlar kusura bakmasın. Herkes kendi yoluna devam etsin arkadaşlar. Yani ben bu ismi çok affedersiniz sokakta bulmadım yani. Hani Levent Ümiteroğlu sayesinde de bir ismimiz var yani. Evelallah. Şimdi Elif iyi ses diyor. Evet Elif haberlerden koymayacak mısın kızım mesela buraya? Ben görmeyeyim yani burada tek devam arkadaşlar tek devam. Tek bundan sonra tek. Zaten ben tekim. Yani bizim hiç Ankara'da dayımız olmadı. Oradan buradan birileri sayesinde efendim FETÖ'cü müdürlerle onların telefonlarıyla falan biz ekranlarda spor müdürü olmadık. Moderatör olmadık. Kıl olmadık. Bunların hepsi var. Biz bunlara karşı tek başımıza her zaman olduk. O yüzden bundan sonra hep tek gelmişim. Patronum da yok. Burada patron benim. Ben ne zaman istersem o zaman bırakırım. Bana kimse bıraktıramaz, elde çektiremez. Elde öptüremez, dizde çöktüremez. O yüzden ben zaten tekim. Bundan sonra tek baba. Siz yetersiniz. Evelallah. Ali Güvenç, çok teşekkür ediyorum kardeşim. Edin Zeko konusunda haberimizi verdik. Fenerbahçe konusunu en ince ayrıntısına kadar anlattık arkadaşlar. Bak, en ince ayrıntısına kadar size Edin Zeko olayını anlattım. Şimdi Edin Zeko bu saatten sonra alınır mı? Alınmaz mı? Vaz mı geçilir? Başka bir takıma mı gider? Beni hiç. O yüzden arkadaşlar Edin Zeko Fenerbahçe konusunda bak şimdi yani bir arkadaşım üst üste telefonla arıyor ya. La ilahe illallah. Hani hakikaten sabır vermiş insan bana yani. Bak burada görüyorum adamı demin. Üst üste telefonla arıyor yani. Bak adamı demin görüyorum yani. Vallahi billahi yani Allah sabır vermiş. Diyecek bir şeyim yok. Evet. Hoca ne zaman açıklanır? Yani ben 2-3 güne kadar açıklanır diye düşünüyorum.
Fenerbahçe'nin de bak Elifçim bunu iyi dinle. Arda Güler konusunda Fenerbahçe'nin ve Arda Güler'in kafasını en çok karıştıracak ve Fenerbahçe'yi zorlayacak, Arda'nın da kafasını karıştıracak tek takım, en önemli takım, yani birçok takım var. En önemli takım Almanlardan daha çok ziyade, yani Bayern Münih Dortmund'dan daha çok ziyade Newcastle United. Yani Newcastle United'a dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Newcastle United ciddi ciddi Arda Güler için çok 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 bastırıyor. O yüzden Sayın Başkanımızın bir an önce hem teknik direktör hem de Arda Güler olayını birebir kendisinin çözmesi lazım bence. Bence çözmesi lazım. Yani bunu mutlaka bitirmesi lazım. Bitireceğine de inanıyorum. Evet arkadaşlar, başka sorular, onlara bakayım. Bakayım arkadaşlar, sorulara bakayım. Berat'cığım çok teşekkür ederim. Şu olaya bir açıklık getirir misin? Ender ne dedin sen? Ona okuyorum abicim. Abi diğer hocalar nasıl, iyi mi? Abi diğer hocalar nasıl, iyi mi? Diğer hocalar ne kardeşim? İyidir herhalde kardeşim. Ben nasılsın, iyi misin diye sormuyorum diğer hocalara. Hepsi iyidir herhalde yani. Yani Fenerbahçe'nin gündemine gelecek her hoca iyidir zaten. Ama bilmiyorum, ama 5 yıldır anlattığım şeylerin hiçbir tanesinde yanılmadım. Bu yönetim kurulumuz geldiği zaman bu 5 yıl içerisinde anlattığım hiçbir şeyde yanılmadım. Bak hiçbir şeyde yanılmadım. Kombollisi, osu, busu 5 yıllık. O süreçleri tekrar hatırlatıp, anlatıp, teker teker paylaşıp koyup bakın ben haklıydım demek istemem. Yönetim kuruluna da oralardan vurmak istemem. Ama şunu söyleyebilirim. 5 yıldır şu kardeşlerini hiç dinlemediler. Bir kere dinlesinler diye öneride bulundum. O da hem kendileri hem Fenerbahçe'miz için, dinlemezlerse canları sağ olsun, kendileri bilir. Ama dediğim gibi bu camiayı kısa vadede şampiyon yapabilecek gerek Şenol Güneş, gerek hakemler, gerek Okan Buruk karşısında çok net dik durabilecek, liderlik yapabilecek, o vasfı olan, o sinerjiyi katabilecek tek adam tanıyorum, Sergen Yalçın. O yüzden de bunu söylüyorum. Ama kendi takdirleridir. Ben o konuda daha fazla bir şey diyemem. Ne yaparlarsa, ne karar alırlarsa alsın, saygı duyacağız, destekleyeceğiz. Ama dediğim gibi, arkadaşlar, bundan sonra en hayırlısı olacaktır.